Merhaba çocuklar. Bu dersimizde İstiklal Marşımızı inceleyeceğiz. Ülkelerin kendine özgü milli marşları ve bayrakları vardır. Milli marşlar söz ve müzikleriyle, bayraklar ise şekil ve renkleriyle ulusları temsil ederler. Ülkemizin milli marşı İstiklal Marşı'dır. Milli marşlar ulusal bayramlarda, anma törenlerinde, spor karşılaşmalarında, bazı açılışlarda ve daha birçok yerde ve zamanda coşku ile çalınır ve söylenirler. İstiklal Marşı'nın kabulü. 1921 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Marşı'na söz olacak şiiri belirlemek için bir yarışma düzenledi. Yarışmaya 724 şiir ile başvuruldu. Bu şiirler arasında yer alan Mehmet Akif Ersoy'un şiiri birinci olarak seçildi. 1924 yılında bu şiirin bestelenmesi için yeni bir yarışma düzenlendi. Bunların arasında Ali Rıfat Çağatay'a ait olan beste birinci oldu. Ancak bu besteyle birlikte yarışmaya katılan bazı marşların bestecileri bulundukları kentlerde kendi bestelerini çalıyorlardı. Bu durum 6 yıl boyunca böyle sürdü. Osman Zeki Üngör başında bulunduğu saray orkestrasına her konserde kendi bestesi olan İstiklal Marşı'nı çaldırıyordu. Riyaseti Cumhur adıyla Ankara'ya taşınan bu orkestranın çaldığı marşın güzelliğini duyan Atatürk, bir konserde bu marşı dinledi ve beğendi. Sonra da marşın ayakta dinlenilmesi gerektiğini söyleyerek bir daha çalınmasını istedi. Atatürk ve kalabalık bir dinleyici topluluğu marşı ayakta dinledi. Bundan böyle bestesi Osman Zeki Üngör'e, şiiri Mehmet Akif Ersoy'a ait olan İstiklal Marşı, 1930 yılında resmi milli marş olarak kabul edildi. Mehmet Akif Ersoy, Türk şiirinin önde gelen şairlerinden biri ve İstiklal Marşı'nın söz yazarıdır. Esas mesleği veterinerliktir. Milletvekilliği yapmış, ömrünün son yıllarını Mısır'da geçirmiştir. İstiklal Marşı'nı 10 kıta olarak yazmıştır. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir. Osman Zeki Üngör, besteci, orkestra şefi ve keman virtüözüdür. Türkiye'de ilk senfoni orkestrasını kurarak haftalık konserler verdi. Riyaseti Cumhur Orkestrası şefliğine atandı ve Musiki Muallim Mektebi'nin müdürlüğünü yaptı. İstiklal Marşı'nı doğru söyleyebilmek için önce yukarıdaki tabloyu kullanarak çalışacağız. Notasız olarak yapacağımız bu çalışmada şu sırayı izleyeceğiz. İstiklal Marşı'nın sözlerini şiir olarak okuyup açıklayınız. El ve ayağınızla 1, 2, 3, 4 diye eşit süreli vuruşlar yapınız ve tekrar ediniz. İstiklal Marşı'nın sözlerini ezgisiz olarak yukarıdaki tabloya göre ritmik bir biçimde söyleyiniz. İstiklal Marşı'nın sözlerini temponuzu aksatmadan tabloya bakarak ezgisiyle söyleyiniz. Bu çalışmayı fırsat buldukça tekrarlayınız. Şimdi gelin hep birlikte İstiklal Marşı'mızı coşku ile söyleyelim. Böylece bu dersimizde İstiklal Marşımızı incelemiş olduk. Hepinize müzik dolu günler dilerim.